Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugünkü konumuz yavaşlamak. Zihnimiz çok çalıştıkça, e, yapmış olduğumuz bütün hareketlerde zihnimizi ayak uydurarak hızlanmayı seçiyor. Hızlı konuşuyoruz. Dinlemek yerine konuşmayı seçiyoruz. Karşı tarafın cümlelerini söylemesine izin vermeden, cümleyi anladığımız andan itibaren araya girerek karşı tarafı bloke ediyoruz. Bunların hepsi topraklanamayan enerjilerin bize göstermiş olduğu haller. Oysa ki sakin olabilsek, dinlesek, idrak etsek ve konuşsak, yolda yürürken koşmak yerine, hızlı yürümek yerine daha sakin yürümeyi seçsek, göreceksiniz ki ruh haliniz dinginleşecek. Ne zaman hızlanmaya ihtiyaç duyuyorsanız ve kendinizi kontrol etmeden hızlı hızlı hareketler, hızlı hızlı yemek yemeler, hızlı hızlı kitap okumalar, bir şeyi dinlemeden hemen böyle YouTube'da 10 saniye e, aralıklarını uzatarak devam edip izlemek yerine sadece geçmeyi seçmek. Sabırsızlıklarımız, bunların hepsi topraklanamayan enerjilerin bizdeki halleri. Ve bir süre sonra bu süreçler maalesef ki insanın kontrol edilemeyen ruhsal durumlarına sebebiyet verecektir. Bunu sakinleştirmenin yollarını bulmalısınız. Daha yavaş olmanın yollarını bulmalısınız. Her gün mutlaka belirli bir yürüyüş adımınızın olması gerekir. 10 bin, 6 bin, 5 bin falan değil. Size iyi gelecek kadar yürümelisiniz. Hayatınızda sohbet edeceğiniz, paylaşım yapacağınız, sizi dinleyen insanların olması gerekli bir şey yaparken gereklilik mi, ihtiyaç mı, zorunluluk mu kavramlarını tekrar gözden geçirmelisiniz. Sabah yatağınızdan kalkarken niyetlerinizle kalkmalısınız. Yatarken gece niyetlerinizin teşekkürü ve şükrüyle yatmalısınız. O gün etkilendiğiniz olayların sevgiyle uyku esnasında ağırlığının sizden alınması için duacı olmalısınız. Yediğiniz yemek, Gördüğünüz manzara, işittiğiniz bütün sesler sizin yaşamınızda mutlaka bir alanınıza isabet eder. Siz ne kadar sakinseniz, ne kadar dinginseniz, ne kadar olayın yönetiminde soğukkanlıysanız, hayatınızda seçtiğiniz bütün her yer bu alana hizmet edecektir. Gelin kendinizi nerede olduğunuzu ne kadar hızlı olduğunuzu ne kadar yavaş olduğunuzun farkında olun. Farkındalık insanın aslında bir şeyi yönetebilmesinin ilk kuralıdır. Hızlı olduğunuzu fark ettiğinizde yavaşlayabilirsiniz. Gergin olduğunuzu hissettiğinizde sakinleşebilirsiniz. Fark edebilmek yönetebilmenin birinci kuralıdır. Siz neyi fark ettiniz? Neyi fark ediyorsunuz? Fark ettiğinizde korku kaygı şüphe mi oluşuyor yoksa teşekkür şükür hamd ve iyi ki mi diyorsunuz hayatınızda sizi rahatsız eden her şey hızlılıktan kontrolsüzlükten yönetimsizlikten farkında olmamaktan meydana geliyor oysa ki hayat akış içerisinde yapacağınız seçimlerle dingin kalarak huzurlu kalarak sakin kalarak yavaş kalarak gerektiği yerde gerektiği kadar olup şahitlik makamında olup dönüştüren, eviren, çeviren değil şahitlik makamında olduğunuzda hayatınızda kıymetli bir an, alan ve enerji olursunuz. Keyifli günleriniz olsun, huzurlu günleriniz olsun.